Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte dünyanın en pahalı 5 akıllı telefonuna bakacağız. Şimdi video başlamadan hemen şunu size belirteyim. Bu videomuzda sizlere böyle bir tane iPhone 6 etrafına bilmem kaç ayar elmas, işte bilmem kaç ayar altın takılmış telefonları göstermeyeceğiz. Bunun yerine belirli bir işlevi olan, üzerinde en azından bir şey değiştirilmiş veya özel bir alaşım kullanılmış akıllı telefonları inceleyeceğiz. Diyerekten artık ilk ürünümüze geçelim isterseniz. İlk telefonumuzun markası iPhone 6s by Gresso. Adından da anlayabileceğiniz gibi bu telefon Gresso firması tarafından üretiliyor. Yalnızca 999 adet üretilmiş, yani limited edition dediğimiz aileden gelme bir cihaz. Hemen isterseniz biraz size özelliklerinden bahsedeyim ben. Telefonun kasasında PVD teknolojisiyle güçlendirilmiş Titanium 5 Grade kullanılmış arkadaşlar. Telefon toplamda 3 tane modeli var. Bunlardan bir tanesi G1. G1'in sadece kasası Titanium 5 Grade dediğimiz maddeden oluşuyor. 64 GB'lık dahili depolama alanına sahip. G2'de PVD ile güçlendirilmiş Titanium bir kasası karşılıyor. 128 GB'lık dahili depolama alanı var. Ve logo kısmı, yani telefonun logosunun olduğu kısım 18 ayar beyaz altından oluşuyor. G3 modelimiz ise yine G2'deki geçerli olan kasa için cümleler bunun için de geçerli. Tek farkı logo kısmının 18 ayar sarı altından yapılıyor olması. Dilerseniz hemen fiyatına geleyim ben telefonun. iPhone 6s by Gresso'nun fiyatı 4000 dolar arkadaşlar. Yani Türk lirasına dönüştürecek olursak 11.500 lira gibi bir meblağ ortaya çıkıyor. Yani olur da bir gün bu telefonu almaya giderseniz bu telefon yerine kendinize hatasız, kusursuz, değişensiz, mis gibi bir beyaz Xiaomi satın alabilirsiniz, aklınızda olsun. Hemen ikinci modelimize geçeyim. Gresso Regal Gold. Bu arada Gresso'nun olayını kısaca size söyleyeyim. Gresso'nun ünü Afrika'dan gelen ağaçlardan ürettiği tekil telefonlardan geliyor. Yani bir ağaçtan bir telefon üretiliyor ve tüm telefonlar el yapımı. Mesela şimdi size Gresso Regal Gold'u anlatıyorum. Bu telefonun arka kapağını bir kişi boyuyor ve yaklaşık 3 saatini alıyormuş. Tabi bu firmanın iddiası. Biraz size telefon teknik özelliklerinden bahsedeyim. Telefonun arka kamerası 13 megapiksel. Öz çekim kamerası ise 5 megapiksel arkadaşlar. Bununla birlikte 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanında telefonla birlikte gelen standart özelliklerden. Hemen bataryasıyla ilgili şöyle bir küçük bir bilgi vereyim size. Firmanın iddiası telefonla 6 saatlik konuşma süresi, 300 saatlik de standby kalma süresi. Bunu test etmek bize nasip olmadı tabii. Telefonun şu anki fiyatı 6000 dolar. Bugünün tarihiyle TL'ye çevirdiğimizde 17.250 TL gibi meblağ ortaya çıkıyor. Şimdi diyelim ki siz bu telefonu almaya gittiniz ya. Yani bu telefonu almaktan vazgeçip bir tane Mercedes 300E satın alabilirsiniz. Yine tıpkı Beyaz Şahin'de olduğu gibi hatasız, kazasız, değişensiz. Biraz yaşlı olur ama en azından Mercedes Mercedes'tir. Sıradaki telefonumuz Verto Aster String Black Grey. Biraz ismi uzun fakat muhtemelen bizim takipçilerimiz tarafından da en çok bilinen telefon markası Verto'dur diye tahmin ediyoruz. Biraz ünlüdür kendileri. Ünü de aslında telefonlarının etrafında kullandığı kaplama maddelerinin yine dünyaca ünlü spor veya klasik arabalardaki deri kaplamalarla aynı markalardan, aynı modellerden oluşması diyebiliriz aslında. Bir de hemen şunu da belirteyim. Bir iki telefonu kullananların yorumlarını okudum. Bu telefon cebe sokunca cebin delinme ihtimali varmış. Bunu da unutmayın. Yani pahalı telefon taşıyayım derken cepten olmayın. Telefonun biraz teknik özelliklerine girelim şimdi. Telefonun 1080 piksellik bir safir kristal ekranı var arkadaşlar. Ayrıca telefonun arka kamerası 13 megapiksel olmakla birlikte ön kamerası sadece 2.1 megapiksel. Bununla birlikte telefon satın aldığınızda 64 GB'lık dahili depolama alanıyla birlikte geliyor size standart anlamda. Ayrıca cihazın üzerinde 2275 mAh'lik lityum iyon bir pil bulunuyor arkadaşlar. Telefonun fiyatı 7700 dolar. Yani bunu bugünün kuruyla TL'ye çevirdiğimizde 22.135 TL'lik bir meblağ ortaya çıkıyor. Yani siz bu telefonu almak yerine tam 18 adet PlayStation 4 satın alıp mahallenizdeki tüm arkadaşlarınızı sevindirebilirsiniz. PlayStation olmayan yolda gördüğünüz, tanımadığınız insanlara bir anda PlayStation 4 hediye edebilirsiniz mesela. Sıradaki telefonumuz Custom Ego. Telefonun markasının baş harfi K. Ya burada custom mı, custom mu bu kısmını bilemiyorum ama ben size custom diyerek telaffuz edeceğim artık. Bildiğiniz başka bir şey varsa yorumlardan belirtebilirsiniz. Bizim için önemli olan bu telefonun fiyatı. Bu akıllı telefon da diğer pahalı kardeşleri gibi limited edition, yani özel üretim arkadaşlar. 977 adet üretiliyor. Bu rakamlarla bu büyük markaların nasıl bir alakası var o kısmını bilemiyorum.
Yine diğerleri gibi full el üretimi, yani bir kişi üretiyor bu telefonu. Daha doğrusu imalatında gerçek kişiler çalışıyor. Biraz teknik özelliklerine geleyim. Full HD ve IPS teknolojisine sahip bir ekran sizi bekliyor. IPS'i daha önceki videolarımızda açıklamıştık. Oradan bakabilirsiniz ne olduğunu. Telefonu satın aldığınızda üzerinde 2 GB RAM, 32 GB'lık dahili depolama alanı, 13 megapiksellik ön kamera ve 1.3 megapiksellik bir öz çekim kamerası sizi karşılıyor. Telefonun bataryası ise 2300 mAh değerinde. Bu telefonun bugünkü fiyatı 10.000 dolar. Yine TL'ye çevirdiğimizde karşımıza çıkan meblağ 28.750 TL arkadaşlar. Yani bu şu anlama geliyor. Siz bu telefonu almak yerine gidip kendinize 9 tane iPhone 6s alabilirsiniz. 6s Plus değil ha, 6s. Şimdi geldik listemizin 1 numarasına. Listemizin 1 numarasında Vertu Bentley bulunuyor arkadaşlar. Fiyatı dış görünüş olarak bizce 1 numarayı hak eden bir telefon diyebiliriz. Bu telefonun da olayı biraz dış kaplamasındaki deri. Yine süper lüks arabalarda veya spor arabalarda kullanılan deri markaları bu telefonun üzerinde de geçerli. Zaten Bentley bir spor araba markası. Oradan yakalayın siz meseleyi. Bu telefonda ona özel olarak çıkarılmış Signature dedikleri serilerden. Hemen teknik özelliklerine geçeyim. Diğerlerinden farklı olarak Android 5.1 yüklü bu cihazın içerisinde. Ekran genişliği 5.2 inç ve 1080 piksel. Ayrıca arka kamerası 21 megapiksel olmakla birlikte ön kamerada fena kırpmışlar. 2.1 megapiksellik bir öz çekim kamerası sizi bekliyor. Yani demek ki böyle ultra zenginler çok ön kamerayı kullanmıyor. Herhalde telefonun arkasını çevirip şöyle mi artık ne yapıyorlarsa öyle bir selfie çekiyorlar. Telefonun bataryası 2160 mAh değerinde ve üzerinde 4 GB RAM artı 64 GB'lık dahili depolama alanıyla birlikte geliyor. Ya kendi sitelerinde biraz kutu içeriğinden de bahsetmişler. Kutunun içerisinde bir adet stereo kulaklık, bir de orijinal deri kılıf, bir de bataryası, şarj aleti falan filan da çıkıyor. Ya özel olarak belirttikleri için ben de burada size taşıyayım istedim. Olur da aranızdan birileri telefonu satın almak isterse diye. Hemen konu buraya gelmişken 16.000 doların Türk lirası karşılığı 46.000 TL arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Eğer düzgün araştırır ve sıkı bir pazarlık sürecine girerseniz yaklaşık 450 metrekare büyüklüğünde hatta imar izinli bir arsa satın alabilirsiniz. Bu aynı zamanda sizin torunlarınızın ileride size bol bol hayır duası etmenizi sağlar. Gerçi şunu da hesaba katmak lazım. Kendinize 16.000 dolarlık bir akıllı telefon satın alabiliyorsanız zaten torunlarınızın, torunlarının, torunlarının, torunları bile size bol bol hayır duası edecektir. Fotoğrafınızı evin baş köşesinden ayırmayacaktır. Daha çok zenginleri ilgilendiren bir listenin sonuna geldik. Belki aranızda benim gibi meraklı olanlar da vardır. Alamayacak ama hani uzaktan bakalım neymiş ne değilmiş diye. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonlarına basmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir şey olursa veya bunların haricinde bildiğiniz çok daha pahalı, çok daha güzel akıllı telefonlar varsa yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Çin'den getirdiğimiz akıllı tartı incelememiz hemen burada. Ayrıca bu videoda İzmo ekibinin toplamda kaç kilo olduğunu da öğrenebilirsiniz. Aha, buraya tıklayabilirsiniz.